daha yardımı. Mesela bizim burada önceden ulaşım deveyle sağlanmıştı. En güzel araç deveymişti. 10 kater devlete deve bağışlamış bizim köyümüz. Böyle bir şeyimiz var yani. Tarihi odalarımız var. İşte Davut Bey. Ne bileyim, setenimiz Peki var. muhtarlık seçimi döneminde kaç adayımız vardı, kaç seçmen oy kullandı ve muhtar adaylarımız kaçar oy alarak? Biz 3 aday girdik Evet. seçime. Diğer adaylarımızın isimlerini Aslında de 4 adaydı da 4 aday girmiştik de adayın bir tanesi yani çekildi. çekildi, mevcut muhtar Evet. aday olmadı. 3 adayla biz seçime girdik. 2 adayla seçime gittik. Öbür aday, 3. adaya da çekildi. Ben 149 oy ben aldım. 132 oy Erdal Şahin aldı. Yani milletimiz Allah razı olsun hizmet eden insanı görüyor. Bu duyarlılık var. İşte göreve geldik. Millet bizi tercih etti. Demokratik bir ortamda demokrasinin gereği yapıldı. Peki Çalışıyoruz. muhtarım, Tepe Doğan Köyü doğumlu Türkiye'de, dünyada kaç kişi yaşıyordur ve Tepe Doğan'da en çok yurt dışında mı aile var, Evet. il dışında mı var Ankara'da, İstanbul'da? Şöyle bir Yani Davut Bey kaç bizim hane olarak? yurt dışında Sarıkaya'da bizim 130 haneye yakın köylümüz var. Sarıkaya'da. Sarıkaya ilçesinde Tabii 130 Sarıkaya tane ilçesinde. hane var. Hane var tabii. Evet. Orada bizim köyümüzden kalabalık Sarıkaya. İstanbul'da çok köylümüz var. Ankara'da var. Yurt dışında bilhassa Fransa'da. Yurt dışında kaç aile vardır? Peki Yurt bize en çok dışındaki talep yurt dışından geliyor. ailemizin tam olarak rakamsal şeyini bilmiyorum ama yurt dışında çok kalabalığız. Fransa'da Sağlam 50 aile vardır. fazla, çok fazla. Daha mı fazladır 200 bilmiyorum. 200 aile diyebilirim yani. 200 aile Tepeduan'dan 200 aile yurt Tabii, dışında. aynı. Şimdi şöyle diyelim Davut Bey, şimdi babası gitmiş yurt dışına. Onun şimdi çocuğu orada 3 kuşak, 4. kuşak yetişiyor yurt dışında. 4. kuşak yurt dışında yani. Yani bir haneden bir evden 4 hane olmuş adam yani. Onun için 200 hane bizim yurt dışında Fransa'da vatandaşımız var. Yine Hollanda'da vatandaşlarımız var. Almanya'da var, Kayseri'de var. Yani ülkemizin her yerinde köylümüz var. Köyümüz çok büyük bizim yani. Evet, peki o zaman Sarıkaya'nın köylerinde en çok yurt dışında gurbetçisi olan Tepe Doğan mı? Başka bildiğiniz köyler, hangi köyler var? Vallahi bizim köyümüz. Çayırlanda da çok bak. Ama bizim köyümüzün gurbetçisi çok. Evet. Bizim köyümüz Evet. 150 hane zamanında işte. Evet ama şimdi daha büyümüş ya. Yani. O zaman 250 Evet. haneymiş ama Yurt şimdi çok daha dışından büyüyüz. muhtarım çok talep oluyor. Bizim Evet. köyü neden çekmiyorsunuz diye. Biz de dedik ki muhtarımız var. Gidelim Evet. muhtarımızla görüşelim. Muhtarımız dedik çekim konusunda yardımcı olursa biz de muhtarla beraber Evet. çekimimizi yaparız. O diyor gittiğin zaman benim evimi özellikle çek. Evet. Öbürü diyor benim Tabii. evimi çek. Biz de dedik ki muhtar adaletli bir muhtarsa Evet. ayrım yapmaz. Bütün gurbetçilerin tek tek çekimini yaptırır. Bazı köylerde muhtarlarımız ayrım yapıyor. Falanca bana oy vermedi. Oranın yolu ideal. O tarafa dönme Evet. diyor. Biz hemen onu anlıyoruz. Ayrım Yok biz yaptığını. Bir yaşlı amcayı görüyoruz. Oysa çocuğu yurt dışında. Diyor şu amcayla röportaj yapalım. Ya diyor o aksinin bir boş ver onu diyor. Evet. Hemen biz dalgayı çapıyoruz burada. Yani muhalefet yapmanın bir Evet. anlamı yok. Sonuçta Kesinlikle. burada bu köy çekiminde siyasetin sesi Evet, olmaz. aynı. Burada gurbetçilerimiz köyünü görmek istiyor. Okuduğu okulu görmek istiyor. Camiyi görmek istiyor. Kabristanı görmek istiyor. Evet. Peki Tepeduan'ın şehit olarak şehidimiz var Tabii galiba. şehidimiz var bizim. Geçmişte de var şehidimiz, şimdi de var. 15 Temmuz'da demokrasi şehidimiz var bizim. Yıldız Gürsoy, Allah rahmet eylesin. Van Çatak'ta yine bir askerimiz var. Benim de kendisi yeğenim olur. Doğan Göçer var. Evet. Yılmaz Gündüz var. O çocuk da yeğenimiz olur, bizim akrabamız En olur. yakın Özel şehit hareketçi. olan ailemiz hangisi? Ailesi var mı burada? Tabii var. Annesi, babası. Onları da bir ziyaret edelim Tabii burada olmazsa. amcaları var.
Yıldız Gürsoy'un, evet, demokrasi şehidimizin. Bu Doğan Göçer'in de anneannesi var burada, evet, dayıları var, onlar var. Öbür şehidimizin babası zaten Tunay abi İstanbul'da kalıyor. Bazen gelir gider, Allah razı olsun, bizi de ziyaret eder. Kendisine de buradan çok selam söylüyorum, çok değer verdiğim, evet, birisidir. Böyle yani Davut Peki, Bey işte. Peki muhtarım, sen gurbetçi olsaydın köyde nerelerin çekilmesini isterdin? Nereleri görmek isterdin? Ben gurbetçi olsaydım tabii ilk önce köyümün meydanını, camiyi. Çünkü en çok ziyaret edilen yer cami olduğu için cami, bir de işte toplumu, kahveyi, işte evleri, yolu, çeşmeleri, buraları çekmek isterdim yani. Evet. Okulu, birazsa okulu yani. Çünkü detaylı insan, bir çekim yapacağız. Bu cami, evet, hakkında detaylı bilgiyi abimiz mi biliyordu? Evet, başkanımız Şuayb Gömeci olur o kendisi. O zaman mikrofonu bir kendisine, tabii, verelim. O da kendisini bir tanıtsın. Daha sonra camiye kimler emek vermiş, onları bildiği kadarıyla şöyle. Evet. Tekrar hoş geldiniz. Ben Şuayb Gömeç, 1952 doğumluyum. 4 çocuğum var. 2 kız, 2 oğlan. Elleriniz öper. 2017'de camiye başladık. Daha önce de başlamamız gerekiyordu da ben biraz yan çizdim, biliyor musun? Hani başkaları yapsın da ben de destek olayım diye. Ailem de karşı çıktı. Belki yaparsınız, yapamazsınız. Büyük bir yatırım. Rezil olursunuz diye ailem de karşı çıktı. Ailemize fırsat vermeden daha önce muhtarımızın Zürriye muhtarlığında yarım kalmış bir dernek vardı. Onu tamamladık. 2017'nin 4. ayında temelimizi attık Allah'ın izniyle. Yani biraz tereddütte kaldık yani. Bazı insanlarımız, büyük insanlarımız işte 500 milyarınız olsun, artan 1 milyarınız olsun ki bu işe başlayın. Yoksa hak edemezsiniz dediler. Ya biz de Allah'a sığındık yani, hiç 5 kuruşumuz olmadan 2017'nin 4. ayında temelimizi attık yani. Ustamızı tuttuk. Ben buradan İstanbul'a gittim. Orada şimdi bir başkanımız var. Allah rahmet eylesin diyeceğim. Çok yaşayacak. Dernek başkanımız. O da biraz rahatsız. Ona da buradan selamlarımı iletiyorum. Onun da çok emeği oldu. Bizi orada gezdirdi yani. 50 senedir orada. İnsanların hep ne kadar gurbetçimiz varsa gündüz gidiyorduk. Dükkanları geziyorduk. Akşamları da bir mahalle, bir evde toplanıp orada para topluyor. Yani isteyenden alıyorduk, verenden alıyorduk yani. Bir de orada ben şuna şahit oldum. Bir vatandaşımız gitti 150 lira getirdi. Tabii makbuzunu kestik, verdik orada. Aradan bir 10-15 dakika geçti, bir 20 lira daha getirdi. Ya dedik biz parayı almayalım, 20 lira ne olacak, senin olsun. Yok dedi, alın dedi ya. Ya o sormadık da, ya o çocuğunun yarınki okul parasıydı ya ekmek parasıydı. Onu da getirdi verdi yani. Oradan bir bayağı bir para getirdik. Ne kadar getirdik? 5-6 gün orada bir çalıştık. 100 milyara yakın bir para getirdik. Ondan başladık. Fransa dersen hazikayı. En fazla Fransa'dan yardım aldık. Allah razı olsun. Yani parası olmayıp da o an için parası olmayan insanlar tarlasını sattı verdi. Sonra devletten hiç yardım almadık. Devlet 30 bin lira verdi, almadık. Dedik git başka camilere verin. Halktan 5 kuruş para toplamadık. Kaymakam Bey'imiz burada. Ne gittik Kaymakam Bey'e dilekçe verip de işte camilerden para toplayalım. Paramız yetişmiyor işte. Halktan, sargaya, esnafından para toplayalım. Bunları yapmadık yani. İnsanlarımız yapmayın dedi. Almayın dedi. Biz dedi gerekirse dedi bunun tekrarını veririz dedi. Yani 20 milyar, 30 milyar, 50 milyar veren insanlarımız oldu yani bu camiye katkımız. Böylelikle başladık. Yani Allah razı olsun yani insanlarımızdan. İşte altının yemekhanesi var. Bugün 200 kişilik. Yan tarafının bir tarafı, belki çekimde gider bakarız şimdi, yemekhane, bir tarafı morg. Yani onun üstü 400 kişilik bir şeyimiz var. Yan mahfillerle beraber cemaati alacak bir kapasiteye sahip. Yani böyle yani ya. Şu durumda biz o zamanlar 2 trilyona yakın para harcadık. Şu durumda 4 milyarı bulur, 4 trilyonu bulur eski parayla yani. Evet, yeni parayla 4 trilyonu bulur yani yaptığımız para. Kaç kilo